Canım arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz 3. videomuzdayız AYT konu anlatım kampında sevgili arkadaşlar ve üçüncü videomuzda polinomlarda bölme başlığında kalmıştık sizlerin de hatırlayacağı üzere evet polinomlarda bölme dediğimiz konu polinomlar için mühim bir konu hatta ve hatta eğer sınavda 10 tane polinom sorusu çıkıyorsa bunların 6 tanesi 7 tanesi polinomlarda bölme ile alakalı çünkü işlem hacmi çok aşırı derecede geniş arkadaşlar ve işlem yapılabilirliği fazla olduğu için de ÖSYM tabi doğal olarak diğer piyasadaki denemelerde de soru bankalarında da en fazla soruyu polinomlarda bölme ile alakalı görüyoruz. İşte bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım önemli. Şimdi burada dikkat etmen gereken şeyleri söylüyorum. Polinomlarda bölme ile alakalı o soruların içerisinde mutlaka ama mutlaka Sabit terimi ve katsayılar toplamını da içerisine yerleştirilmiş olarak göreceksin. Bundan kaynaklı bu konuları da tabii ki burası önemli diye bundan öncesini de unutmaman şartı var. Tamam mı? Şimdi hazırsan geçelim dersimize. Evet, polinomlarda bölme diyoruz ama bu bölme işlemini biz bir reel sayılardaki bölme işlemiyle güzel bir kıyaslamamız gerekiyor ki daha net otursun sana bu konu. Şimdi bak. Öncelikle ben bir A sayısını gidip efendim B sayısına şöyle böldüğüm takdirde buradaki bölüm dediğimiz C ve bir de kalanımız oluyor değil mi? K alıyor. Peki ben bu reel sayılardaki bölme işlemi ile alakalı hangi özellikleri biliyorum? Şu özellikleri. 1. A sayısını ben B ile C'yi çarpıp üzerine K'yı ekleyerek bulabiliyorum. Değil mi? İkinci özelliğimiz mutlak surette burada kalan bölenden daha küçük olmalıydı. Üçüncü özelliğimiz de şu. Eğer k sıfıra eşitse yani kalan sıfıra eşitse bu halde ne diyoruz? B a'yı tam böler diyoruz. Şimdi arkadaşım o halde madem reel sayılardaki bölme işleminin özellikleri bu. Ben bu bölme işlemini polinomlara tanımlıyorsam aynı özelliklerin geçerli olması lazım. Ama tabii polinomlarla alakalı işlemler yaptığımız için polinoma uygun da hareket etmemiz gerekiyor. Peki bu polinoma uygunluk seviyesi nedir? Gel bir şimdi ona bakalım. Bak şimdi ben bir px polinomunu qx'e bölüyorum. Bölüm polinomum qx ve kalan polinomum da kx oluyor. Peki ben buradaki px'i nasıl elde edebilirim? Tabii ki QX ile BX'i çarpıp üzerine KX'i ekleyerek bak. QX ile BX'i çarptım üzerine KX'i ekledim ve böylelikle PX elde edilmiş oldu. Aynı buradaki A'yı B ile C'yi çarpıp üzerine K ekleyerek elde ettiğimiz gibi. Hiçbir farkı yok. Pekala buradaki KX'in yani kalan polinomunun derecesi neye? Bölen polinomunun derecesinden daha küçüktür demekle Buradaki k'nın b'den yani kalanın bölenden küçük olması demek de aynı şeydir. Sonuç olarak ben polinomları sıralama bağıntısıyla sıralayamam. Yani bu polinom bu polinomdan büyüktür diyemem. Ama ben polinomların nelerini kıyaslayabilirim? Nelerinde yani polinomların hangi özellikleri için ben bunları sıralama bağıntısıyla sıralayabilirim? Tabii ki dereceleriyle alakalı. Dolayısıyla kalan polinomunun derecesi bölen polinomunun derecesinden daha küçük olmak zorunda. Eğer eşit olsaydı bölme işlemine devam ediyor olurduk veya daha büyük olmuş olsaydı bölme işlemine devam ediyor olurduk. Üçüncü özelliğimizde de reel sayılarda demiştik ki eğer k sıfırsa p a'yı tam böler demiştik. E madem öyle burada kalan polinomum eğer sıfıra eşitse px polinomu qx polinomuna tam bölünür veya qx polinomu px polinomunu tam böler anlamını taşır ki burada da b a'yı tam böler demiştik. Yani reel sayılardaki bölme işlemiyle birebir eşlenen bir yapıya sahip sevgili arkadaşlarım. Polinomlarda bölme diyebiliriz. Eğer ki sen mat 1'deki şu kısmı biliyorsan polinomlarda da bu kısmı unutmayacaksın. Ve ekstradan ilerideki konularımızda ihtiyacın olacak diye ki birkaç dakika sonra ihtiyacın olacak diye sana şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer ki örnek veriyorum örnek veriyorum 36 sayısı. Şimdi 36 sayısı Biliyorsun ki 2'ye tam bölünür. 36 sayısını 2'ye bölersem burası 18 ve burası 0 çıkacaktır. Yani tam bölünür. Bak kalan 0. Aynı şartlar altında 36 sayısını biliyorsun ki 3'e de tam bölünür. Burası 12 gelir, kalanımız 0 olur ve tam bölündüğünü görürsün. E şimdi o zaman hocam ben bu 36'nın hem 2'ye hem 3'e bölündüğünü bildiğim için biliyorsun ki reel sayılarda bölünebilme kurallarında 2'ye ve 3'e tam bölünüyorsa o halde 2 ile 3'ün ortak katı olan 6'ya da tam bölünür diyordum ki 36'yı ben 6'ya böldüğüm takdirde burası 6 ve burası da yine 0 çıkıyordu. Yani 2'ye ve 3'e bölünen bir sayı 6'ya tam bölünür. Veya 6'ya bölünen bir sayı tersten düşünecek olursak 2'ye de 3'e de tam bölünmek zorundadır. E şimdi buna göre işlemler de yapacağız polinomlarda. Örnek veriyorum eğer ki ben Px polinomunu bir Qx polinomuna Böldüğüm takdirde kalan 0 çıkıyorsa ne demek oluyordu bu? Qx Px'i tam böler. Aynı şekilde Px polinomu gidip abi Sx polinomuna da tam bölünüyorsa eğer kalan 0 oluyorsa demek ki Qx polinomu da Sx polinomu da Px'i tam bölüyor. O halde şunu söyleyebilir miyiz biz? Q çarpı Sx polinomu bu tarafa geçelim. Qx çarpı Sx polinomu eğer ki P polinomunu tam bölüyor ise Aynı şekilde QX polinomu ve SX polinomu PX'i ayrı ayrı tam bölmek zorundadır diyebiliriz. Pekala şimdi devam edelim arkadaşlarım. Bir sonraki sayfamızda notumuzda. PX polinomunun AX artı B ile bölünmesinden kalan nasıl bulunacak? X eşittir eksi B bölü A'yı yerine yazacağız ve P eksi B bölü A olarak elde edeceğiz. Peki bu eksi B bölü A nereden geldi? Şimdi hocam eğer sen bir polinomu farklı bir ifadeye bölüyorsan bölen polinomu hangisi ise ki burada ax artı b'dir ax artı b'ye bölüyoruz çünkü ax artı b'yi sıfıra eşitlersin buradan x eşittir eksi b bölü a gelir ve işte burada e elde ettiğin eksi b bölü a'yı götürürsün polinomda x gördüğün yere yazarsın yani x'i eksi b bölü a kabul ettiğin takdirde sen o polinomun e, ax artı b ile kalanını bölümünden kalanını elde etmiş olursun. Örnek olarak polinomlarımıza bakalım. Eğer ben px polinomunu x eksi 3'e bölüyorsam o halde x gördüğüm yere buranın kökünü yani x eşittir 3'ü yazmam gerekiyor. Yani benim kalanım p3 olmak zorundadır. Pekala ben eğer ki px artı 1 polinomunu x eksi 2 ile bölümünden kalanı merak ediyorsam x gördüğüm yere 2 yazmam lazım. Nerede hocam? İşte tam olarak burada o halde P3'ü elde etmem gerekiyormuş kalanı elde edebilmek için. Ben burada Px kare artı 3 polinomunu x artı 1 ile bölümünden kalanını merak ediyorsam x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım. Nerede? İşte burada. Eksi 1'in karesi 1 artı 3'ten 4 geldiği için kalanımız P4'e eşit olmak zorundadır. Pekala ben burada bir polinomu yani Px kare eksi 1 polinomunu x eksi 1 bölü 2'ye bölüyorsam köküm burada 1 bölü 2 olduğu için ben bu 1 bölü 2'yi alıp burada yerine yazacağım. Yani P 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi 1. Yani hocam P eksi 3 bölü 4'ü elde edersem kalanı da bulmuş olurum diyeceğim. Aynı şekilde x eksi 2 ile bölümünden kalanı elde etmek için x gördüğüm yere 2 yazacaksam nerede? İşte burada o halde P kare x polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan da P kare 2'dir diyebileceğiz sevgili arkadaşlarım. Çünkü sadece x gördüğümüz yere 2'yi yazmış olduk. 22. örneğimize bir bakalım. 22. örnekte bize diyor ki x kare eksi 7 x artı p olarak verilmiş px polinomu ve bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 5 ise demiş. Şimdi x artı 1 ile bölümünden kalanı bulabilmek için buranın kökünü elde etmemiz gerekiyor. x artı 1'i 0'a eşitlersem x eşittir eksi 1 gelecektir. Yani ben px polinomunda x gördüğüm yere eksi 1'i yazınca p eksi 1 eşittir ne geliyormuş hocam? Eksi 5'in ta kendisi geliyormuş. Şimdi ben bu bilgi dahilinde yani bunu biliyorsam artık buradaki P'yi bulabilirim. Çünkü hocam X gördüğüm yere rahatlıkla eksi 1 yazarım ve P eksi 1'i bulabilirim. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi 7 kere eksi 1 artı 7 yapar. Ve artı bir de P'miz var. Ve bunun sonucu ne geliyormuş? Eksi 5 geliyormuş. O halde P eksi 1 eşittir. 1, 7 daha 8, P artı 8 eşittir eksi 5 dersem buradan P'nin eksi 13 gelmesi gerektiğini anlarım. Şimdi benden istenene bakın arkadaşlar. P, P soruluyor. Yani buradaki P kaçtı? Eksi 13'tü. O halde benden ne isteniyor? P eksi 13 isteniyor diyebilirim. Pekala ben Px polinomunu açık ve net bir şekilde bildiğimi söyleyebilirim. Neden? Çünkü artık P'yi biliyorum. Yani x kare eksi 7x p'miz eksi 13 olduğu için eksi 13'tür bizim px polinomumuz ve benden istenen de p eksi 13 olduğuna göre artık yerine yazacağım. p eksi 13 eşittir. Eksi 13'ün karesi eksi 7 kere eksi 13 ve daha sonrasında bir de burada eksi 13'ümüz mevcut. Arkadaşlarım burası 13 kere 13'ün ta kendisidir. 13 tane 13. Burası 7 tane 13'tür ve eksi 1 tane 13'ümüz var. Bu işlemleri 13'ün karesini 7 kere 13'ü çarpmadan elde edebilmek için yapıyorum. 13 tane 13 artı 7 tane 13 kaç yapar? 20 tane 13 yapar ve ben bundan bir tane 13 çıkaracağım. Yani 20 tane 13 bize 20 çarpı 13'ten kaçı verir arkadaşlar? 260'ı verir. Bundan da bir tane 13 çıkar diyor. 260'tan 13'ü çıkarırsak doğru cevabın 247 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kısa yoldan bu şekilde de çarpabilirsiniz tabii ki. Ama diler, dileyen aklına gelmeye şunu yapabilir tabii ki. 13 kere 13 169. 7 kere 13 91. Eksi 13 diyerek de bu işlemi yaparak da cevabın 247 olması gerektiğini görebiliriz tabii ki. Evet 23. örneğimiz a b'den farklı olmak üzere demiş bize. Px x kare eksi 5x artı 14 polinomunun x eksi a ve x eksi b ile bölümlerinden kalan eşitse A artı B kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım ben bir polinomu x eksi A'ya bölüp kalanı merak ediyorsam buranın kökü olan x eşittir A'yı yerine yazarım. <laughs> ve x eksi B'ye bölümünden kalanı merak ediyorsam da x gördüğüm yere buranın kökü olan B'yi yazarım. Yani böylelikle kalan PA ve kalan PB olur. İşte bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. PA'nın PB'ye eşit olması gerektiğini öğrendik. Pekala. P A P B'ye nasıl eşit olur burada ve ben A eksi B'yi nasıl pardon A artı B'yi nasıl elde ederim? Bunu şu şekilde düşüneceğiz. Biliyorsun ki x kare eksi 5x artı 14 bir ikinci dereceden fonksiyondur Ve ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri paraboldur Ve bu paraboller biliyorsun ki bir simetri eksenine sahip olduklarından simetrik bir yapıya sahiptirler. O halde ben bir parabol düşüneyim önce. Bu şekilde x ve y eksenlerimizi oluşturduk. Burası x ekseni, burası da y ekseni. Bizim parabolümüzün simetri ekseni aynı zamanda tepe noktasının apsisine eşit oluyordu Yani sevgili arkadaşlarım, ben bunun tepe noktasının apsisini bulmak için de eksi b bölü 2a'yı kullanmam gerekiyor. Madem öyle, b'miz eksi 5 olduğu için eksi eksi 5 ile artı 5, a'mız da 1 olduğundan 2a da 2 yapar. Yani 5 bölü 2 dediğimiz apsisli nokta yani şurası benim parabolümün simetri ekseni olacak. Madem öyle ben bu parabolü simetri eksenini şu şekilde çizdim ve kolları da yukarı doğru olduğu için benim parabolüm aşağı yukarı şu şekilde olacaktır. Tabi çizemedik özür dileriz. Şuradan geldik ve tepe noktası olduğu için bu şekilde döndük diyebiliriz. Pekala parabolümüz bu şekildeyken ben diyorum ki bu parabol üzerinde birbirine eşit olan iki tane nokta varmış. Mesela x eksenini birazcık şöyle uzatalım ve uzattıktan sonra diyelim ki bu noktalardan bir tanesi şurası olsun. Diğeri de sevgili arkadaşlar bunun denk geldiği yer neresi? Şurası mı? O halde buna denk gelen yeri de bulalım. Şöyle. Diğer noktamız da tabii ki şurası olacak. Şimdi bak. Eğer ki ben buraya A dersem. A demeyelim A'yı kullanmıştık. Eğer ki ben buraya K dersem. Şu aradaki mesafe. Yani tepe noktasının apsisine kadar olan ki mesafe. Nereye eşit olacaktır? tabii ki şu aradaki mesafeye eşit olacaktır. Madem bunlar birbirine eşit, şu arada gösterdiğim mavi ile gösterdiğim mesafe nedir? 5 bölü 2 eksi k'dır. Pekala yeşil gösterdiğim mesafe, yani şurası ne olur o zaman? Burası da 5 bölü 2 eksi k olur. Şimdi bak, bu noktalardan bir tanesine a demişti soru, bu noktalardan diğerine de b demişti. Şimdi a'nın ne olduğu açık. Ne demiştik? K demiştik. Pekala. O zaman ben B'yi nasıl bulurum? Tabii ki buradaki 5 bölü 2 apsisi noktanın üzerine şuradaki mesafeyi yani 5 bölü 2 eksi K'yı ekleyerek bulurum. Ve benden demiş ki A ile B'nin toplamını hesapla. A artı B böylelikle ne olur biliyor musun? K artı 5 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi topladım. 10 bölü 2'den 5 geldi. Eksi K'ya eşit olur. Yani buradaki artı K ve eksi K'nın da gittiğini görürsen A artı B'nin 5 olması içten bile değildir. Doğru cevabımız da 5 olacaktır. Eğer ki bu soruda A artı B yerine C artı D demiş olsaydı, burası C, burası D olmuş olsaydı, hiç fark etmeyecekti. Yani sen burada şu noktayla şu nokta bile birbirine eşit olsa, şu noktayla şu nokta bile birbirine eşit olsa, sonuç olarak sen neyi bulacaktın? Tabii ki yine toplamlarını 5 bulacaktın. Çünkü bunun simetri ekseni nedir arkadaşlarım? 5 bölü 2'ydi. Pekala 23. sorumuzla bu şekilde bir parabol bilgisi yardımıyla çözdüğümüze göre devam edelim sevgili arkadaşlarım 24. örneğimizde. 24. örnekte bize demiş ki px artı 1 bölü qx artı 2 eşittir 4x kare eksi 8x artı a. Px polinomunun x'e bölümünden kalan 6'ymış. Şimdi ben bir polinomu x'e bölüyorsam ki bunun kökü 0'dır. O halde kalanı elde etmek için x gördüğüm yere tabii ki 0 yazmak zorundayım. Ve böylelikle benim kalanım p0'a eşit olur. Ve p0 kaçmış arkadaşlar? 6 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi devam edelim verilen bilgileri uygulamaya. Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden diyorsa ki bunun kökü 1'dir. x eşittir 1'i nerede yazacağım? Q'da yerine yazacağım. Yani böylelikle Q1'in de kalanı verdiğini söyleyebiliriz. Bu da kaça eşitmiş? 2'ye. P0'ın 6, Q1'in 2 olduğunu bulduk. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş. Gençler gerisi çok basit. Bizim elimizde ne vardı? Hocam şurayı bir silelim önce. Bizim elimizde olan şey işte şuydu arkadaşlar. Hemen buraya yapıştıralım, çekelim ve büyütelim. Bak dikkat et. Ben P0'ın 6 olduğunu ve Q1'in de 2 olduğunu biliyorum. O halde X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burada P0 Yine x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burada da q1'i elde etmiş olurum. Yani bizim burada amacımız ne? x gördüğümüz yere eksi 1 yazmak. O halde yazdık. Şurasına gelmişti arkadaşlar. P0 gelmişti. Alt tarafına geldi. Q1 geldi. X gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Eksi 1'i yazıyorduk. Unutma. O halde eksi 1'in karesi 1 olduğu için 4 kere 1'den burası 4 gelir. Eksi 1 kere eksi 8 bize artı 8'i verir. Ve bir de artı a'mız vardı değil mi? Pekala. P0'ın ne olduğunu biliyorum ben. 6'ydı. Q1'in ne olduğunu biliyorum. Bu da 2'ydi. Bak bir tanesi burada, bir tanesi burada. 6'nın 2'ye oranı kaç yapar? Tabii ki 3 yapar hocam. Peki 4 ile 8'in toplamı 12. Bu 12'yi 3'ün yanına eksili olarak atarsan A sayısını 3 12 olarak elde edebilirsin ve A sayısı buradan -9'un ta kendisi gelmiş olacaktır. Böylelikle bizden A istenmişti. Cevap karşımıza çıktı diyebiliriz. Bu kadar basitti. Evet şimdi alt kısımda bir not görüyoruz. Gel bu nota da birlikte bakalım. Diyor ki bana bir px polinomu x eksi a çarpı x eksi b ile tam bölünüyorsa o zaman bu polinom x eksi a ya da x eksi b ile tam bölünür. Sana bunun açıklamasını ben t nerede yapmıştım ben şöyle bakalım bak. Ben bu sana açıklamayı işte burada yapmıştım. Qx çarpı Sx'e tam bölünüyorsa Qx'e de Sx'e de kardeşim ...tam bölünecektir. Başka bir şansı... ...başka bir kaçarı yoktur. Çünkü bunun açıklamasını nerede yaptım? Bir sayı 36'ya tam bölünüyorsa... ...ayrı ayrı 2'ye de 3'e de tam bölünüyordu. Yani reel sayılarla birebir uyumlu oluyordu. Madem öyle, polinomlarda da bu sağlar dedik. Çünkü bölme algoritmasının... ...kuralları burada da işliyorsa... ...o zaman bu bölmenin özellikleri... ...aha bunun özellikleri... ...aha burada da işlemek zorunda. Tamam. Peki o zaman... Konumuza geri dönecek olursak yani şu kısma geri dönecek olursak 25. örneğimize bir bakalım. 25. örnekten sonra bakalım anlamış mıyız anlamamış mıyız bu, bu özellik bizim işimize yarar mı yaramaz mı bir görelim. Şimdi arkadaşlarım 25. örneğimizde bize diyor ki bir px polinomun var senin. Yukarıda verilmiş. İçerisinde hem k var hem m var. Şimdi bu polinom x kare eksi x'e 3x'e tam bölünebildiğine göre k çarpı m kaça eşittir diye sorulur. Şimdi dikkat ettiysen bu sefer bölen polinom ikinci dereceden olarak verilmiş ve çarpanlarına ayrılabiliyor. Ben bunu x parantezine alırsam x eksi 3'tür diyebilirim burası. Şimdi benim polinomum x kare eksi 3 x'e tam bölünüyorsa o halde bu polinom hem x'e hem de buradaki x eksi 3'e tam bölünmek zorundadır. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi demek ki x'e bölündüğünde de kalan 0 oluyor. Kalan 0 x eksi 3'e bölündüğü zaman da kalan yine 0 oluyor. Peki ben bir polinomu x eksi 3'e bölüyorsam x gördüğüm yere 3 yazmam lazım ki kalanı elde edebileyim. Bir polinomu x'e bölüyorsam x gördüğüm yere 0 yazmalıyım ki kalanı bulabileyim. Neden? Çünkü buradaki x eşittir 3, x eksi 3'ün köküyken buradaki x eşittir 0, x'in köküdür arkadaşlar. Pekala madem öyle artık yazıyorum. P0'da 0'mış, P3'de sıfırmış diyeceğiz. İşte buna göre soruyu çözebiliriz. Madem ki P0 sıfır. O halde sevgili arkadaşlar şurada getirelim yerine yazalım. P0 eşittir. Sıfırın küpü sıfır. K çarpı sıfırın karesi sıfır. K çarpı sıfır sıfır etti ne oldu? M eksi 4 geldi. Arkadaşlarım P0 sıfır olduğuna göre bu da sıfıra eşittir. Yani M burada kaçmış? 4. Şu an sorumuzun yarısını bitirdik. Çünkü M 4'müş. Şimdi bir de K'yı bulursam çarpacağım. Pekala. Ben bir de neyi biliyordum? P3'ümün 0 olduğunu biliyordum. Madem ki P3 0 o halde ben artık yukarıda x gördüğüm yere yani şu kısma 3 yazmalıyım ki P3'ü elde edebilelim. P3 eşittir. 3'ün küpü 27 yapar hocam. E sonra 3'ün karesi 9 olduğu için eksi 9k gelir buradan yazdım. Şu kısım 3 çarpı k olduğu için 3k yapar artı 3k. Ve son olarak M-4. E ben M'nin ne olduğunu biliyordum. 4 demek ki burası da 0'mış sevgili gençler. Artık ben bunun da 0 olması gerektiğini biliyorum. O halde 3K'dan 9K'ya çıkardım. Eksi 6K. Bu eksi 6K'yı 0'ın yanına artılı olarak atarsam 27 eşittir 6K'nın ta kendisi gelir. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam 9 eşittir 2K yapar ve böylelikle K'nın da 9 bölü 2 olması gerektiğini anlayabilirim. Yani K kaçmış arkadaşlar? 9 bölü 2. Şimdi benden ne isteniyordu? K ile M'yi çarp diyordu. E ben K'nın 9 bölü 2 olduğunu biliyorum. M'nin de 4 olması gerektiğini biliyorsam 4 kere 9 36 bölü 2'den 18 benim cevabımın ta kendisidir diyebilirim. Evet arkadaşlar 25. örneğimizi de çözdük. Gayet anlaşılır biçimde anlattım. Sen de gayet iyi anladın. Çok iyi hissettim ben bunu. 25. örneği çözdüğümüze göre artık bir diğer sayfamızda 26. örneğimize geçebiliriz. 1. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3 ve x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 2'dir denilmiş. Yani, yani x eksi 2 ile bölümünden kalana bakıyorsam ben x gördüğüm yere 2 ve x artı 3 ile bölümünden kalanı merak ediyorsam x gördüğüm yere eksi 3 yazmalıydım. O halde nerede yazıyorum bunu? İşte Px polinomunun içindeki x'e o halde P2 kalan kaçtı arkadaşlarım ilkinin? 3'tü. Ve o halde P-3'ün de ne olması gerektiğini biliyorum. Eksi 2 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Şu an elimde bildiklerim neler var? P2'nin 3 olduğu bilgisi ve P-3'ün de eksi 2 olduğu bilgisi var. Benden istiyor ki Px polinomunun x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Ki bu da ikinci dereceden. O halde ben önce bunu çarpanlarla ayırmaya çalışayım. x'e x diye ayırdım. Artı 3'e eksi 2 diye ayırmaya çalıştım. Böylelikle benim köklerim ne olmuş oldu? Bak şöyle yazayım ben bunu. x artı 3 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyor ya. O halde benim polinomum hem x artı 3'e hem de x eksi 2'ye ayrı ayrı bölünüyormuş. Yani bunlara bölümünden kalanı kontrol edeceğim diyeceğim. Yani bana burada bir p3 lazım. Burada bir p2 lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi ya burada ben P3'ün ne olduğunu biliyorum. İşte P eksi 3'ün özür dilerim. Şurasının kökü eksi 3'tü değil mi? Aman Allah'ım yanlış yapıyordum. Şurası eksi 3. E tamam P eksi 3'ü biliyoruz bak burada. E P 2'yi de biliyoruz o da bak burada. Şimdi o zaman şu hareketi iyi yap. Sen de bu hareketi çok ustalıkla yapman lazım. Hoca bizim burada bölen polinomumuz ikinci dereceden doğru mu? Eğer ki ben bir polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsam ne demiştim? Derece kx yani kalan polinomunun derecesi demiştik. Bölen polinomun derecesinden yani qx'in derecesinden daha küçük olmalı demiştik. O halde burası ikinci dereceden yani bölen polinomunun derecesi ikinci dereceden olduğuna göre şurası maksimum kaçıncı derecedir? Maksimum birinci derecedendir. O halde ben kalanı kx polinomu diyeyim. Kalanı ne seçmem gerekiyor? ax artı B seçmen gerekiyor. Ve kalan polinomunda 2 yazıldığı zaman 3'e ve yine kalan polinomunda eksi 3 yazıldığı zaman eksi 2'ye eşit olması lazım. O halde K2 eşittir 2A artı B dedim ve bunun 3'e eşit olmasını istiyorum. Ve kalan polinomunda eksi 3'ü yazdım. Böylelikle eksi 3A artı B'nin de eksi 2 olması gerekiyor dedik. Burada A'yı ve B'yi çok kolay bulabiliriz. Nasıl buluruz? Örnek veriyorum. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkarırsak buradaki B'ler birbirini götürecektir. 2A'dan eksi 3A'yı çıkarıyoruz ki 5A kalır. 3'ten eksi 2'yi çıkarıyoruz o da 5 olur. Yani A burada kaçmış arkadaşlar? 1. A1 ise şurası 2'dir. 2'ye B'yi ekleyince 3 bulduğumuza göre demek ki B'de kaçmış o da 1'miş. Yani benim kalan polinomum artık ortaya çıktı kalan polinomumuz olan kx a da b' de 1 olduğuna göre x artı 1'in ta kendisidir diyeceğiz ki benden ne istemişti bölümünden kalanı buluruz demişti İşte kalan polinomu Sevgili arkadaşlarım x artı 1'in ta kendisidir diyebiliriz Gönül rahatlığıyla Evet burada sağlamasını da şu şekilde yapabilirsiniz. Hocam e, biz x kare artı x eksi 6' ile bölümünden kalanı merak ediyorduk değil mi? Ve p 2'nin ve p eksi 3'ün ne olduklarını da biliyoruz? P eksi 3 eksi 2 idi. Eksi 3'ü burada yerine yazarsak eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Bak sağladı. P2 de 3'tü. 2'yi yerine yazarsak burada 2 artı 1'den 3 gelir. Bak bu da sağlamış oldu. Böylelikle e sevgili arkadaşlarım doğru sonucu bulduğumuza da emin olabiliriz. Örnek 26'yı da çözdüğümüze göre artık devam edebiliriz. Örnek 27 ile. Arkadaşlarım bir Px polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan 2x eksi 3'tür denilmiş. P kare x polinomunun acaba x kare eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor bak. Aslına bakarsan tehlikeli bir soru. Tehlikeli bir soru. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Benim bir px polinomumu var. Tamam mı? Bu px polinomunu e, bir polinoma bölmüşüz. Hangi polinoma? x kare eksi 3 polinomuna bölmüşüz. Ve kalan da 2x eksi 3 gelmiş bak. 2x eksi 3 gelmiş. Tamam mı? Bunda sıkıntı yok. Burada da bir tabii ki bölüm polinomu oluşabilir. Ben bu polinomu da bx demek istiyorum. Ve ben tüm bunlara bakarak da px polinomunu nasıl oluşturmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Nasıl oluşturacağım? Şu şekilde hocam. x kare eksi 3 ile x kare eksi 3 ile bx'i çarpacağım. Ve bunun üzerine de neyi eklemem gerekiyor? Kalan polinomu yani 2x eksi 3'ü eklemem gerekiyor. Şimdi ben bunun bu olduğunu biliyorum. Eyvallah sıkıntı yok. Ama bu sefer demiş ki bana p kare x polinomunu git aynı polinoma yani buradaki polinomun aynısına bir daha böl demiş. Bakalım şimdi ne bulacaksın cevabı demiş. E o zaman bana ne lazım? p kare x lazım. E benim elimde px aşağı yukarı kabataslak varsa ben p kareyi bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Neden bulamayayım ki? Şimdi şöyle diyelim. Şuraya birinci, şuraya ikinci dersem eğer, tamam mı? Çaktın sen köfteyi aslında. P kare x polinomu birincinin karesi. Yani x kare eksi 3 çarpı b x'in hop karesi dedim Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı birinci x kare eksi 3 çarpı ikinci b x çarpı pardon birinci bu ikinci de 2 x eksi 3. Ve artı dedim. Artı dedim. ikincinin karesi. Yani 2x eksi 3'ün karesi dedik sevgili gençler. Şimdi p kare x bu mu bu? Ben bunu neye bölmek istiyorum? x kare eksi 3'e bölmek istiyorum be kardeşim. Aslında çok basit. E şimdi hocam şuraya bakıyorsun x kare eksi 3 çarpanı var. b x ile çarpmışım hala x kare eksi 3 çarpanı var. E karesini almışım gene x kare eksi 3 çarpanı olacak. Dolayısıyla burayla bölümünden kalan nedir arkadaşlar? Kalan sıfırdır. Buraya bakıyorsun x kare eksi 3 çarpanı var. 2 ile çarptım hala var. Bx ile çarptım hala bir x kare eksi 3 çarpanı olduğu için. Buranın da x kare eksi 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani buralara bakmama gerek yokmuş. Ki bunun devamında çarpı olduğu için yani burası da yine kalan 0. E o zaman ben sadece ama sadece neye bakacağım? X kare, 2x eksi 3'ün karesine bakmam lazım. Yani aslına bakarsan p kare x polinomunun p kare x polinomunun x kare eksi 3 ile bölümünden kalan neyse 2x eksi 3'ün karesinin x kare eksi 3 ile bölümünden kalan da aynı şeydir diyeceğim. Tamam mı? aynısıdır. O halde bundan sonra bana bu tarz bir soru geldiği zaman ben direkt olarak polinomun karesini almak yerine şunun karesini alırım. 2x eksi 3'ün karesini alırım ve bunu gider buna bölmeye çalışırım. Olay aslında tamamen bundan ibaret. Peki bunu ister bakkal bölmesiyle böl. Tamam mı? Hadi gel bakkal bölmesiyle uğraşalım seninle. Neyi neye bölüyorduk biz? Şunu. 2x eksi 3'ün karesini. Yani bunun karesini açarsın. 4x kare eksi 12x artı 9 dersin. Sonra bunu bakkal bölmesiyle yani şu şekilde bildiğimiz ilkokul bölmesiyle x kare eksi 3'e bölersin. Bunu bölerken de dikkat et. 4 ile çarptım. 4 x kare eksi 12 dedim. Daha sonrasında çıkarıyorum. Şunlar gitti. Burada sadece eksi 12 x kaldı. 9 eksi eksi 12'den ne gelir? Artı 21 gelir. Ve burası ikinci dereceden. Burası birinci dereceden olduğu için artık benim kalanım budur diyebilirim. Yani benim yeni kalanım cevabım eksi 12 x artı 21'miş. Ya da istersen şunu yaparsın. Şunun karesini açtığında geldi 4x kare eksi 12x artı 9 geldi değil mi? Ve sen bunu neye bölümünden kalanı merak ediyordun? x kare eksi 3 ile bölümünden kalanı merak ediyordun değil mi? E, eşit de bunu sıfıra demek ki x kare kaç olacakmış? 3. x kare 3 ise burada x kare gördüğün yere artık 3 yazarsın. Böylelikle 4 kere 3 kaç yapar? 12 eksi 12x artı 9 senin cevabındır. 12 ile 9'un toplamı bana neyi verir? Tabii ki 21'i verir. Bak bu şekilde de aynı cevabı elde edebilirsin. Yani sen soruyu çözmek istedikten sonra ooo oo, her şey hız gelir tırız gider. Niye? Çünkü zaten bütün bilinenleri uyguladığı zaman işte hatan yoksa aynı sonuca götüreceksin. Tamam bundan kaynaklı da bu şekilde her türlü cevabı bulabilirsin. Şimdi tekrar edelim. Tekrar söylüyorum. Bana eğer bir polinomun bir ifadeye bölümünden kalanı verip aynı ifadenin karesinin küpünün dördüncü kuvvetinin onuncu kuvvetinin Aynı ifadeyi bölümünden kalanı soruyorsa eğer ben burada Px'in karesini küpünü 4. kuvvetin 10. kuvvetini almak yerine kalanın karesini küpünü 4. kuvvetinin 10. kuvvetini alırım ve artık burada da x kare gördüğüm yere bunları yazabilirim diyeceğim ya da bakkal bölmesi de yapabilirim tabii ki. Evet gençler 27. soruyu da tükettik mi tükettik şimdi sırada ne var 28 şimdi şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım bak. Şuradaki soru bizim için çok değerliydi. 26. soru. 27. soru bizim için çok ama çok değerliydi. Ve sevgili arkadaşlar yine şuradaki şuradaki 27. soru. Şu iki soruyu da çok dikkatli dinleyeceksin. Ve şuradaki soru. Ama şimdi burada şu notla birlikte şu notla birlikte geriye kalan konumuz sadece şurası ve sağ taraf olduğu için ve ben sadece bu notla birlikte şuraya anlatırsam bu video 8-9 dakikalık bir video olacağı için ki kısa da olsun istemiyorum dersimiz. Bundan kaynaklı şuradaki iki soru yani 28 ve 29, 30, 31 ve 32 ve buradaki notumuzu sevgili arkadaşlarım bir sonraki videoya taşımaya karar verdim. Çünkü zaten dersimiz şu an yaklaşık olarak 33 dakikalık bir ders oldu. Daha da fazla uzatmayalım bu 3 soruyu çözerek 40 dakikayı da devirmeyelim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik diyebiliriz. Evet. Umarım keyif almışsındır dersten. Umarım yeni şeyler öğrenmişsindir. Umarım bu öğrettiklerim senin işine yarar. Zaten tek amacımız bu. Ben öğreteyim kardeşim. Ya bu çok zor bir olay biliyor musun? Yani ben kafamdaki bilgiler, soyut bilgileri buradan alıyorum görünmeyen bir şeyi senin kafana bu ekran aracılığıyla, mikrofon aracılığıyla, kamera aracılığıyla veya işte bu kalem aracılığıyla, grafik tablettir, bilgisayardır. Teknolojiyi de kullanarak sevgili arkadaşlarım sizin kafanızın içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Yerleştirmek de yetmiyor. Düzenli bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Neyi nerede nasıl kullanacağını bilmen gerekiyor. Yoksa ben sana sabahtan akşama kadar formül anlatırım ve derim ki bunları ezberle. Ama o iş öyle olmuyor. Maalesef olmuyor. Ben kendi kafamdaki soyut bilgi alacağım. Senin kafana yerleştireceğim ve uygun çalışılabilir. O çarkları birbirine bağlayacağım ki o çarklar dönerken birbirini tamamlasın. Ve asla ama asla bu makine bozulmasın istiyorum. Tek amacımız da bu. Ve bunu yapmak gerçekten çok zor. Ama bu videoda yaptığımı düşünüyorum. Yapabildiğimi düşünüyorum. Umarım sen de öyle hissediyorsundur. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.